Agalarım, herkese selamlar. 22 ve 23 Nisan, pazartesi ve salı iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelem var. İdeal yüksek oranlardan bahsetmeye çalışacağım. Hepinize bol şanslar. Öncelikle direkt skor yarışmamızla başlayalım. Bu arada cumartesinin maç skor yarışmasını diğer videoda açıklayacağım. Hepsini bir açıklayayım. Aceleyle biraz geç oldu zaten, videonun da saatinden fark etmişsinizdir. Analizler falan derken ona bakamadım. 2 adet maç skoru yarışmamız var. Sivas Spor Fenerbahçe pazartesi gününden, salı gününden ise Milan Inter maç skoru ne olur sizlere sorduk. Yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Bilenler arasından birer kişiyi gruplarımıza misafir edelim. Her türlü soru, görüş, öneri, gruplarımıza gelmek isteyen her şey için de benimle Instagram üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Instagram adresimiz Kangal Bey hesabıdır. Buradan her türlü iletişimi benimle sağlayabilirsiniz diyerekten de devam edeyim. Muazzam bir pazar günü geçirdik. Mislerimiz ekrana gelsin. Yani pazar günü o kadar güzeldi ki normalde video çekmeyecektim. Yani herkes açık Telegram grubumuzda da çok fazla şov yaptık. Yani rollingler yaptık, katladık falan. İnanılmaz bir şov yaptık. Talep olduğu için bir de video çekeyim 2 günlük dedim sizlere. Maçlarım zaten hazır. Şöyle yüksek mislerimiz ekranda. Solda gördüğünüz Galatasaray kazanır 2.5 üst olur şeklinde aldım. 2450 misli olarak değerlendirdim. Ben burada Galatasaray'ın galibiyetini bekliyordum zaten. 3-0 yarında bekliyordum. Sanırım 4-1 bitti değil mi? Doğru. Son dakika penaltı Kerem kullandı. Atamadı. Tekrardan falan derken 4-1 bitti. Ortada Avrupa yüksek mislimizde 5000 misli olarak değerlendirdim. Galatasaray'ın galibiyeti. Fulham maçında da 1.5 üst şeklinde değerlendirdim. 5000 misli olarak aldım ve zınk içeriye düşe baktığım zaman da Liverpool oranı çok iyiydi. Yani kazanmayıp ne yapacak bilmiyorum. Bir de yedek kadro çıkarmış ha. Bir de öyle bir mevzu var. Oran da sürekli yükseldi. Hiç problem değil. Sonradan görenler de daha yüksek oranlardan aldı. Yasal'da 1.49, Avrupa'da 1.63 oranı vardı. 5000 misli olarak değerlendirdim. Burada da çok güzel içeri almasını bildik. Liverpool galip geldi. 5000 misli de bunu önerdik. Yani verdiğimiz bütün misliler geldi zaten. Tebrikler. Canlı olarak zaten gruplarımızda her türlü ilerledik bugün. Birazdan zaten Telegram grubundan da göstereceğim sizlere. Canlı olarak sizler de oynuyorsanız mutlaka gruplarımıza bekleriz. Herkes açık Telegram grubu var. Oraya da katılabilirsiniz diyerekten de başlayayım. Hatta şöyle ekrandan göstermek istiyorum. Dedim ki arkadaşlar rolling başlatıyorum dedim. Haberiniz olsun. Aston Villa mücadelesine roll 1. Bu arada herkes açık Telegram grubunda yapıyorum. Bunu mutlaka buraya da katılın. Açıklama yorumlar kısmında var. Rol 1 Aston Villa maçında ilk yarı gole girelim. Oradan grupta bir yandan canlılar yapmaya devam ediyoruz. Crystal Palace'ın ilk yarı 1.5 üst. Crystal Palace ilk yarı gol atar. O filan derken Ramsey'in golünü vermiştik. O geldi. İkinci gol Ramsey risklisiyle o geldi. Borne penaltı oldu. Hop. Rolling 1 içeride mi aga? İçeride. Devam ettik. Crystal Palace'tan çok ekmek yedik. 4. golünü de aldık. O da geldi. Maşallah akıyor dedik. Aston Villa attı. Kuponumuz geldi KG. United mücadelesinde ilk yarı gole girdik. Hatta dedim ki devreden Manu golü de risklisidir. O da geldi. Rol 2 gelsin dedik. Geldi agalar. Burada Aston Villa'nın atacağı bir gole daha Rolling 2 yaptık. Rolling 2 ne oldu? Geldi. United maçının ikinci golü kim atar? Geldi. Aston Villa 1.5 üst. Rolling 2'mizdi. Geldi. West Ham mücadelesine 4.5 üst verdik. Geldi. Aston Villa maçına 3.5 üst verdik. Geldi. Rolling 3 gelsin mi dedik? Gelsin dediler. Rolling 3'ümüz Liverpool maçında ilk kere bir goldü. Geldi. Ondan sonra dedim ki bir kötü haberim bir de iyi haberim var dedim. Kötü haberim Rolling 3'te arkadaşlar bitirdik. 500 TL başlayan biri 747 TL net kar yaptı. Bereket versin. İyi haberim de Roll 1 ile tekrardan başlıyoruz dedik ki Roll 1'e dedim ki önceden 500 attık ya. Bu sefer 300 atalım dedik. Öyle gidelim dedik. 300 TL'li 1.71 orana Liverpool'un galibiyetine girdik. Hop Rolling 1'ler de geldi. Galatasaray golü falan derken hop Liverpool her türlü içeri aldık. Çok güzel bir gündü dedim ya. Gerçekten hakkını verdik. Kazananlara bol bereketli olsun. Bir de agalarım ideal kupon vermek istiyorum sizlere ama herkes açık Telegram grubunda olacak kupon. Günün Telegram kuponu hem salı günü hem pazartesi günü hem de salı günü grupta olacaktır. Açıklama ve yorumlar kısmında gruba mutlaka sizler de katılın. Başlayalım. Şimdi sizlerden beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Beğeni ve yorumlar bizler için önemli. Roma maçıyla başlayacağım. Beğeni ve yorumlar geldiyse isterseniz başlayalım. Roma ile Bologna oynayacak arkadaşlar. Şimdi Roma tarafında Lukaku sakat. Lakaka derler. Biz ona agalarda Lakaka deriz. Lakaka yok aga. Arka adale problemi var sanırım. Bologna'da da yani Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyor. Roma'nın da kesin galip gelmesi gereken maçlardan bir tanesi. Çünkü maç eksiği var. Alırsa yani Bologna'yı geçme ihtimali var. Bologna'da iyi gidiyor. Roma'da De Rossi ile birlikte iyi giderken aga şunu söyleyeceğim. Lukaku olsa çok daha iyiydi. Ama Abraham yerinde olacak. Abraham'a da bu şans kolay kolay gelmedi bu sezon. Geçen sezon falan çok daha iyi oynadı. Okey, daha çok süre buldu. Ama bu sezon hiç şans bulamadı. Şansını iyi değerlendirmek ister diye düşünüyorum. O da formdaydı. Geçen gördüm ısınıyordu. Ulan bu adam dedim bayağıdır oynamıyor. Ben dedim kanka mücadele bence alt bekleniyor. Onu söyleyeyim. Alt maçı. Fakat ben diğer seçeneğinde bulunan Roma'nın bir yarıyı kazanır evet seçeneğini sizlere 1.58 gibi orandan vermek istiyorum. Roma burada bir yarıyı kazanabilir. Benim mücadelede beklentim ilk yarının 0-0 bitmesi. İkinci yarı 1-0 Roma kazanırsa 0'dan 1 de olabilir. 1-0'da Roma skorum var. Bol şans. Sivas Spor'la Fenerbahçe mücadelesi. Fenerbahçe de Avrupa'da elendi penaltı atışlarıyla. Zor bir mücadele oynadı. Şimdi Galatasaray da kazandı. Sivas deplasmanına gidecekler. Şunu söyleyeyim. Süper Lig'de yaş ortalaması yani en yaşlı takım Sivas Spor olduğunu söyleyelim. Fenerbahçe'de çok eksik biri yok. Neredeyse tam kadro. Zaten Olympiakos mücadelesine de 181 gün sonra tam kadroyu çıkardı. Eksiksiz bir Fenerbahçe izlemiştik. Fenerbahçe'nin galibiyetini bekliyorum. Sizler de maç skorlarını yoruma yazın mutlaka. Ama 4.5 altında 2 bekliyorum. Sebepleri şunlar. Fenerbahçe'nin genç kadrosu Sivas'ı bence yenebilecek güçte zaten. Ama 120 dakika maç oynamışsın sen. Yorgunsun. Sivas deplasmanı zaten Süper Lig'in en meşhur Anadolu deplasmanı Sivas deplasmanıdır. Deplasman da alır ve 4.5 altı şeklinde 1.57 gibi orandan değerlendirirsiniz. Hatta yani ben 2-1, 2-0 falan bekliyorum. 3.5 altında 2'de 2 oranı var. Bunu da ekstradan sizlere söylemek isterim. Diğer mücadelem Milan'la Inter mücadelesi. Şimdi bu maç ne olur bilmiyorum ama Milan tarafında bazı eksik isimler var. Bu eksik isimler savunmada Kayar yok. Bir tane daha savunmadan isim yok. Savunmada eksikleri var Milan'ın. Burada Inter yenerse Torino mücadelesine şampiyon olarak çıkıyor. Ben şunu söyleyeceğim aga. Şunu söylemek istiyorum. Bu tür takımlar deplasmanda şampiyon olmuyor aga. Yani şampiyonluğu kendi evinde yaşamak istiyor takımlar. O yüzden burada bir Inter puan kaybı yaparsa yani bu benim tecrübemle sabit. Genellikle gördüm ama Inter yener mi zaten? Aga zaten normal. İlk maçta 5 tane mi ne attı zaten Milan'a? Yener zaten. Ama yenmeye gitmeyeceğim ben burada. Çünkü bu maçta yenerse şampiyon oluyor. Ben şöyle diyorum. Herkes bunu yapıyor çünkü çoğunlukla var. Eyüpspor yapıyor. Bayer Leverkusen yapıyor. Herkes yapıyor bunu. Anladınız mı? Deplasmanda berabere kalırsa şampiyonluğu kendi evinde. Şampiyonluk tişörtleri, orkestra, kürsü kuruluyor vesaire. Buradan bu maç berabere bitebilir. Ben beraberliği ön plana çıkartıyorum. Ama mücadeleden idealden karşılıklı goller bence idealidir. Bence her iki takım da birbirine gol atar. 1-1 de bir skorum var. Yani Inter yenerse 2-1 yensin yine sıkıntı değil ama ben diyorum ki bence her iki takım birbirine gol atacak ve mücadele beraberlikle bitecek. Maç sonu 0'da yüksek oranlı sizlere önerimdir. Bol şanslar. Tecrübeyle sabit. Birlikte görelim. Ayın 23'üne geçtim. 23'ünde de 3 tane mücadelem var. 2 tane maçın oranı açık değil. Ankara Gücü ile Beşiktaş eşleşmesi. Arkadaşlar bu kupa mücadelesi. Şöyle gösterelim. Yarı final eşleşmesi. Ziraat Türkiye Kupası. Çift maç oynanacak. Önce Ankara Gücü'nün stadında, ondan sonra Beşiktaş'ın stadında. Şimdi Ankara Gücü taraftarıyla Beşiktaş taraftarı arasındaki olayları zaten biliyorsunuz. Hepsi birbirine küfürlü besteleri de var zaten. Şimdi Ankara Gücü seyircisiyle birlikte. Bu arada şeye baktım. Ankara Gücü'nün ne zamandır maçını izlemiyordum. Seyirci cezası almıştı bunlar biliyorsunuz. Bayağı olmuş dedim. Bitti mi bitmedi mi tam onu hatırlayamadım. En son oynanan Gaziantep maçı sanırım. Kendi evlerinde seyirci var. Bu maçta deplasman tribünü almayacaklar zaten bildiğim kadarıyla. Seyircisiyle birlikte burada Beşiktaş'a karşı favori yine Beşiktaş olur. Fakat Ankara Gücü aga bir yarıyı kazanır diyorum ben. Çünkü kendi evinde ilk maç seyirci zaten olağanüstü bir faktör. Bu maçta özellikle Beşiktaş'la oynarken. Son maç yenildi zaten. Beşiktaş 2-0 yendi. Bu maçta Beşiktaş Ankara Gücü bir yarıyı kazanırsa bence normal sonuçtur bilginize. Benim Ankara Gücü'nün bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. Arsenal Chelsea mücadelesi. Şimdi bu maçta da beklentim şu yönde. Arsenal'ın galibiyeti. Fakat bu galibiyet gollü bir galibiyet olabilir. Aga öncelikle şunu söyleyeyim. Chelsea'nin kadrosu çoluk çocuk. Hepsi 22 yaşında. Geçen penaltı kavgası oldu. Palmer aldı en son itti herkesi. 3 tane attım benim lan 4. penaltıyı da ben atacağım dedi. Yani kadro çok tecrübesiz çocuk ve illaki ama gelecek dönemlerde yani gerçekten can yakacak bir Chelsea izleyebiliriz. Oyuncuların oynaması tecrübeyle birlikte. Ben Arsenal'in oyunu hükmetmesini, mücadeleyi kazanmasını bekliyorum. Bu galibiyeti şöyle alacağım. Maç sonu 1.5 üst yapacağım. 1.46 bandından idealden değerlendireceğim. Bunu idealden aldım. Şöyle de yapacağım ayrıca. Maç sonu 1 ve 2.5 üst. şeklinde de oranı biraz yükselteceğim. Şöyle bir beklentim var. 2-1 ayarında Arsenal'ın galibiyeti bekliyorum. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Yorumlara yazmanız, pardon bu maçın skorunu sormamıştık. Arsenal'ın işte 2.5 üstünde galibiyeti de bekliyorum idealden. 1.5 üstü biraz daha idealidir. Diğer mücadelem Lazio ile Juventus karşılaşması. Arkadaşlar bu da yarı finalin ikinci mücadelesi. Kupa mücadelesi. Lazio'da Immobile yok zaten. Juventus deplasmanda. Juventus bu maçlarda tutmasını bilen bir takım. Lazio kendi evinde oynayacak. İlk mücadeleyi 2-0 Juventus kazandı. Juventus bence burada mücadeleyi tutmasını bilecektir. Avrupa'da oranlara baktım. 2.5 altın oranı 1.63. Bizde de 1.45-1.50 bandında olacaktır. Ben mücadelede 3 gol sesi beklemiyorum. 2.5 alt olarak değerlendiriyorum. Kupa maçlarını zaten sevmem. 2.5 alt da burada. Juventus oyunu iyi tutarsa bence rahat bir şekilde de altta seçeneği de gelecektir diye düşünüyorum. Toplamda 6 adet mücadelem vardı. Günün kuponu da arkadaşlar. Herkes Açık Telegram grubunda, mutlaka buraya da katılın. Açıklamada ve yorumlar kısmında zaten Kangal Tips YouTube grubu diyerekten de Telegram grubu var. Telegram'a da zaten Kangal Tips YouTube yazdığınız zaman da grup da çıkacak. 7000 kişilik bir grubumuzdu. Buraya da mutlaka katılın. Günün kuponu da burada. Şansınız bol olsun. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.